Metini koyar mısınız arkadaşlar? Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la ilgili. Tweetlere çok girmek istemiyorum. Çok kısa bunu, sadece bunu alalım arkadaşlar. Tamam. Tuğçe Hanım'dan da. Vaktimiz daha var Tuğçe Hanım. Şimdi Tuğçe Hanım şöyle arkaya bakabilir misiniz? Böyle bir tweetiniz var. Mustafa var, Kemal Atatürk. Atatürk Atatürkçü. Çok tepki aldınız ya, helal olsun, doğru söylüyorsun diyenler de çok oldu. Eyvallah. Bunu nasıl açıklıyoruz, onu mu söyleyelim? Evet. Bu zaten yeterince açık. Yani baktığımız zaman bugün Atatürkçü var ve Kemalist var. Burada şunu ayırt etmek istiyorum. Evet, bakın nasıl ki Kürtler ve PKK'yı ayırt ediyorsam, milli mücadele için gerçekten ülkesinin, vatanının farkında olan, Kurtuluş Savaşı'nın gerçekten farkında olan ve Atatürk'e değer veren ve bu şekilde vatanının, milletinin gerçekten mayasına sahip çıkan ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyenleri bir kenara ayırıyorum. Evet. Tamam. Bundan bahsetmiyorum. Ama burada baktığımız zaman Mustafa Kemal Atatürkçü var mı? Var. Hem de bu Atatürkçülüğü öyle kullanıyorlar ki biraz sonra ona da geleceğiz. Kemalist var mı? Var. Bu iki yapıya baktığınız zaman bu iki yapı nasıl kullanılmış? Dinden uzaklaştıran, İslam'dan uzaklaştıran, evet, İslam'ı öcü gibi göstermeye çalışan, Atatürkçüysen özgür olabileceğin ama İslam'a inanıyorsan özgür olamayacağını düşündüğün, düşünmen gerektiği sana empoze edilmiş bir zihniyet var mı? Var. Kemalist aynı şekilde, aynı şekilde. Mustafa'cı yok peki, diyorsunuz. Yok. Yok. Çünkü Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu toprakla, yani dünyaya son gelmiş ve dünyada adaleti sağlamış. Birazdan gireceğiz, buraya girmiyorum ama iyi bir devrimcidir. İslam devrimcisidir. Bizim peygamberimizdir. Evet. Biz ona iman ederiz. Biz onun yaşantısına bakarak kendi yaşantımıza yön veririz. O Allah'ın peygamberidir. Dolayısıyla niye yok Mustafa'cı? Ben de altında sordum. Peygamberimizin isimlerinden biri olduğu için mi, yoksa putları yıkmaya gelen Allah'ın dini Mustafa'cı olmanıza izin vermediği için? Başka sorum yok. Başka sorum yok dediniz. Soruyu da yönelttim. Ve çok tepki aldınız ve çok doğru söylüyorsunuz da. Ya şimdi tabii ki attığımız tweetlerle ilgili şu Kürt meselesini bir istiyorsak tamam, onu bir tamamlayalım. Pişman mısınız? Onu soracaktım bu tweet atmakla. Hayır, asla. Niye pişman olayım? Kime karşı pişman olacağım? Yani ben Allah'tan korkmam gerekirken Allahsızlardan mı korkmam gerekiyor? Devam edin. Bize söylenen başka bir şey demiyorum. Başka sorum yok. Devam edin siz. Tamam, peki.